65'lik yapmış. Demek istediğimi anladın mı? Bu 85'lik sayede. Evet. Hatırladık. Valla. DS'yi bunlara 65'lik tak. Tamam. Sen misin Katranca? Tapu bunun değil mi? Bu ekildiğini de bilmiyor. Senin onun tapudan üve yaptı. Paranız varsa sayacı alır takarsanız köylüden 5 kuruş talep edemezsiniz. 65'lik sayaçla bunlar 80'lik sayaç sattılar bize. Bunlar %30 %40 yanlış ölçüyor. Bu sayaçlara biz fiyat aldık. Bunlara devretmeden 6 ay önce. 6 ay önce fiyat aldık. Bu sayaçları bize 2 yıl vadeli 700 liraya bıraktılar. 6-7 ay sonra bu sayaçları 1,5-1,800'e vatandaşa satıyorlar. Bize dediler ki alıp satamazsınız. Paranız varsa takarız. Denetleme raporları bizim zamanımızda kaymakamlık, valilik dediğin zaman internete vatandaş girdiği zaman görüyordu denetlemeleri. İşte yönetim ne yapmış? Kurumu zarar ettirmiş mi? Vatandaş bunu görüyordu. Şu an engelli bu. Ya saatlerin ücretini biz verdik. Şahıslı kişiler ve alan sağlık kişiler verdi. Takmasını sular idaresi elemanları monte etti. Saatleri 1,5 yıl oldu alalı. 1,5 sulama birliğinden aldık. Ben saate 2 tane saat aldım. 3 milyar para verdim. Kimse ilgilenmediğinden su böyle boşa gidiyor. Kimse bak. Çilek ve yonca ekiyorum. Çileklerim şu anda sulanması gerekiyor. Bizim toprağımız çok kumsal bir toprak. 3 gün su vermediğin zaman yine 3 gün sonra yine su istiyor. Yetkilileri arayıp derdimizi anlatmaya çalışıyoruz ama hiçbirisi telefonu açmıyor. Elemanları aradım. Enes'i aradım. Yani bütün hepsini aradım elemanların. Ama işte yarın geleceğiz abi. Bir gün geleceğiz. Gelip bizim herhangi bir şeyimizi görmediler. En sonunda çileklerim fena bir şekilde kurumaya başladı. Yani hala susuzluktan sulayamıyoruz. Yani bir iki yerde parçalanan yer var. Gelip onlara dahi ilgilenmediler. Yetkililerden bizim ricamız bize bir yardımcı olmaları lazım. Çünkü biz bu şekilde ne tarım yapabiliriz ne çilek yapabiliriz. Artık yani çiftçinin dayanacak bir gücü kalmadı. Susuz hiçbir şey olmuyor zaten. Bütün vatandaş kendi imkanlarıyla sulamayı yapmaya çalışıyor bu zamana kadar. Şu an su vermiş olan suyun yarısından fazla boşa gidecek. Dışarı akacak. İşte patlak her taraf. Vanalar patlak. Hiçbir yerde bir güzel bir sistem yok. Her taraf patlak. Geçen yıl kendim suyu ben gittim kendim açtım kendim verdim. Kendi imkanlarımızla hallettik bu zamana kadar. Vatandaşımızın icraya düşüş sebebi çiftçimizin gidiyoruz diye parası ödemeye gidiyor vatandaş ama muhatap bulamadığı için bu zamana kadar geldi. Bize diyorlar kardeşim bizim sulama birliğimiz bayimiz açıldı Büyükoran ilçesine. Vatandaş gidiyor çiftçimiz gidiyor ama kimse bulamıyor bir muhatap bulamıyor. Dedi ki muhtarım ben kimseyi bulamadım ben parayı nereye ödeyeceğim? Patlak oluyor çatlak oluyor. Gelen giden yok, bana icra yoruluyor, bana para cezası geliyor oluyor. Buraya bir liste asılmış. Listede ismi olanlar hepsi ofise parayı ödemeye gidiyor. Parayı tahsil edecek kimseyi bulamıyor. Şu borcu olanlar parayı yükseltmek için icra takip başlatıyor. Parayı vermeyen diyen yok, parayı almayan diyen var. Barajlardaki bütün ana borularda, kaç yerlerde, eklem yerlerinde bütün kaçıklar var. Baraj oldu olandan beri hiçbir tamir olmadı. Bu sefer tutmuş vatandaşı mahkemeye vermişler icraya kağıtları. Sen hizmete et, arzayı gider, vatandaştan iste. Nilüfer Sulama Birliği Başkanı Yener Bey beni Aktaş Köyü'nde sulama işine alacağını söyledi. Ben burada 6 ay suya hizmet ettim, baktım. Lakin bizim paramızı ödemedi. Gereken yerlere gittik. Şikayet ettik. Devlet Su İşleri Şaban Efe Bey'e de gittik. Şikayet ettik. Lakin bir ilgilenen olmadı. Bu adam burada gelip daha bir gün sulama hattında bir civata sıkmadı. Sulama birliği de görevlileri de. Geçen yıl muhtarla beraber Aktaş Köyü'nde sulama hattına suyu biz verdik. Tebrikat uyarı gelmeden, mesaj gelmeden direkt
eve icra geldi. Ben ve benim gibi birçok mağdur insanlar geçen sene yonca sürüldü susuzluk yüzünden. Bir seneden beri bahçeye, tarlaya su gitmiyor. Sulama Birliği'ne ödediğim makbuzun parasını ödedim. Ama yine de bana icralık şey geldi. Biz bu suyu da tam olarak kullanamadık. Temmuz'da su kesildi. Su vermediler. Ama buna rağmen gene su parasını ödedik. Ödemeyene icra geldi.